Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Fenerbahçe Konyaspor maçıyla beraberiz. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 9 puan fark var. Fenerbahçe'nin burada puan kaybetmesi demek bir berabere kalması bile 8 puan fark eder. Bu da Fenerbahçe'nin şampiyonluktan psikolojik olarak kopması anlamına mı geliyor? Bilmiyorum. Onu Fenerbahçelilere sormak lazım. Benim tahminim Fenerbahçe'nin bir şekilde bu maçı kazanacağı yönünde. Skor tahminim de Fenerbahçe 2, Konyaspor 1. Tekrar depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara Allah'tan sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bu yarayı da saracağız. Türk milleti çok güçlüdür. Türk devleti güçlüdür. Biraz zaman. İlk düdüğü çaldı ve karşılaşma başladı Mütevzi Stadyumunda. Hadi Konya yolundayım. Konya yolundayım. Hadi. Penaltı mı? Penaltı noktasını gösterdi. Bir umut ve nereden izleyiciler? Ben de penaltı gördüm. Tekrar bakalım. Penaltı abi, eline çarpmış ya. Ne yüzü? Ya ayıptır, bir de yüzüme diyorsun ya. Ne çarpıyor, yüzüme çarptı diyorsun ya. İnsan utanır be. Valencia bir kere de kaçır oğlum be. Dışarı dışarı. Şansı görüyor musun ya? Vay anasını, iki direğe birden vurup içeri gitti. İkinci sarı kart ve kırmızı kart geliyor. Ne biçim Konya Spor'su? 20 dakikadır sürekli faul yaptım be Konya. Neticede kırmızı kartı da gördün. Dirsek abi, dirsek doğru karar. Dirsek müthiş pas. King geçti. İlk çalım. Son anda yetişti. Abi maçta pozisyon yok gerçekten. 30 dakika çok sıkıcı. Dışarıya gitti top. Rossi, Rossi, Rossi. Ile bulduğu pozisyon Fenerbahçe'nin. Şimdi Ferdi hızlı bir şekilde ceza sahasına yaklaşma çabasında Rossi'den geldi destek. Boş kaldı. Bir vuruş. Durmuyor ya, adam durmuyor. Valencia durdurulamıyor abi. Fenerbahçe'nin şu an %60, %70'i Valencia. Çıkar Valencia'yı, yarıştan çoktan kopmuştu bence Fenerbahçe. Müthiş koştu. Kalitesi içeriye uçarak böyle dokun. Taç kullanacak Konyaspor. İlk yarıda artık son anlar. Ve Halil Umut Beyler ilk yarıyı bitirdi Arkadaşlar ilk yarı bitmedi. Maç bitti. Fenerbahçe 2, araba... Sıfır önde. Konyaspor 10 kişi. Konyaspor diye bir takım yok zaten. 11-11 iken de bir şey oynamıyordu Konyaspor. Kaleye gitmeye mecali yok. O yüzden maç bitti. İkinci yarıda fark artar. 4-0 biter bu maç. İkinci yarıda görüşürüz. Ya bari bu maçta Arda'yı oynatın ya. Bari bu maçta bir 90 dakika oynasın şu çocuk ya. Oynatmayarak mı parlatacaksınız? Anlamadım ki. Hadi be Konya, oyna biraz ya. Ne kaybedeceksin, oyna. Bu çela 2-0'a 5-0 oyna. İkinci ortaladı. Arkadaşlarının olmadığı noktaya Emre var. Joshua King. Şimdi Rossi. Hata sürüklüyor. Orta geldi ceza sahası. Ener Valencia. Lincoln. Şut ve topu alarda. Abi şansla Konya'nın yanında değil abi. Öyle bir şey yok ya. Tıngır mıngır içeri gitti top. Ne yaptın bilmiyorum ki ya. Topun canı var ya, şerefsiz top. Şuraya bak. Orada şeye çarpıyor. Lincoln'un değil ya. Joshua King'in golü. Çarpmıyor, dokunuyor adam. Hayır hayır oynuyor topla. Gol. Joshua King'in golü. Çarpmıyor. Girdi içeriye, çekti soluna. Sainz ve Erhan. Müthiş. Ayak içiyle uzak köşeye. Müthiş. Çok güzel bir şut. Niyaz Aykut'tan. Soluna
Zaş iyi oyuncu ya. Müthiş ayak sistemi mükemmel kullanıyor. Kalecinin çıkardığı ilk top. Bundan başka kurtarışı yok herhalde, hatırlamıyorum. Lincoln Enrique. Crespo. Şimdi Ferdi. Rossi'nin arkasında kaldı top. Carlo. Lincoln kazandı topu. Lincoln Arda'ya 2-1 ödediler. Lincoln Enrique'ye de devam ediyor. Lincoln bıraktı. Crespo, Salahi. Ender Valencia topu ağlarda. Topu ağlarda gitti. Nasıl gol ya? Dışarı gidiyordu o top. Bir dakika içeri mi? Abi ben Konya'dan ne olursa olsun biraz direnç bekliyordum. Bu kadar kötü bir Konya. Yani kolay değil. Depremin de etkisi var. Şu verilen aranın etkisi var. Tamam ama bu kadar kötü Konya beklemiyordum. Fenerbahçe bu senenin en rahat galibiyetini alıyor yani. Rolanti bir oyunla. 4-0. Giler mi? Terdi kazandı topu. Terdi. Serdar Dursun. Terdi yerde. Devam ediyor onun. Gider mi? Arda. Gidermeden kaptı topu. Arda. Şimdi çalıp sıyrıldı Kalmo'dan. Arda. Serdar Dursun'u düşündü. Erhan'da kaldı top. Kalmo. Arda tekrar kazanıyor. Baskı Osterwolde'den Oğulcan'a. Ahmet Oğuz Osterwolde. Ve Mehmet Erhan. Osterwolde almış oluyor. Fenerbahçe taraftarından. Crespo. Son dakikalar mücadelede Fenerbahçe 3 puana yakın. Arkadaşlar bugün Fenerbahçe'de her zamanki gibi Valencia'yı çok beğendim. Oyuna girdikten sonra Arda Güler'i çok beğendim. Arda Güler niye oynamıyor? Hala o soruyu soruyorum. Onun dışında bu kadar kötü bir Konyaspor beklemiyordum. Konyaspor gerçekten yokları oynadı. Neticede Fenerbahçe 4-0 kazandı. Puan farkı da 6'ya indi. Haftaya Galatasaray maçı yok. Kazanırsa 3'e inecek. Stres başlayacak. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız, yorum yazarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.